Arkadaşlar, Define ve Arkeoloji'den herkese selamlar. Bugün hatırlarsanız en son bir video çekmiştik, bir yerdeydik. Hatta Yusuf abi aramıştık, bizi yönlendirmişti. Oraya tekrar gidiyoruz. Bugün hava yağmurluydu daha önceden. Bugün hava biraz güzel, o yüzden fırsat bulduk. Arayacağız hatta Yusuf abi tekrar. Bayağı yollar kötü, Mahmut kardeşimizle beraber. Şimdi oraya gideceğiz. Yere gidince tekrar videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik videoyu uzatmamak babında videoyu kesiyorum şu an. Görüşmek üzere tekrar diyorum. Evet arkadaşlar, dediğimiz yere geliyoruz. Burası bayağı dik yukarıda. Bizi çıkmış Mahmut oradan bize bakıyor tabi. Yerler gerçekten kaygan arkadaşlar, bakın. Burası bayır. Benim zorlanıyor buradan çıkmaya tabi. Şimdi sen gül tabi. Sen gül. Ver bana bir şey. Sen gül. He, onunla destek yapsana kendini. Dur bir dakika. Şöyle. Batır yere doğru. Dur. Hadi tamam, devam et. Evet. Buralarda neler olmuş ya? O ağacı kim kesmiş? Var mıydı bu? Vardı ya. Hı. Bilmiyorum, o daha yaşlı dedi ya. Bu yaşlı acaba bu mu? Çünkü bak bu da. Evet. Bunun kökü baksana bayağı büyük. Bu üstüne filizleri bu. Büyüyen filizleri. Diyor. Çok yaşlı ağaç bu. Ne diyorum işte. Bakarız. Yaşlı ağaçtan bahsetmişti de Yusuf abi aradığımızda. O yüzden dur. Sen tamam, sen bunu al. Bunu al. Söyle nereye koyayım? Şöyle. Hı. Dur, basmıyor. Açmıyor, basmıyor. Şu yerleşim alanı dediği bu herhalde. Karşıda. Yakın buraya. Hı. Gördüğümüz zaten. Evet. Şimdi hatta şey yapalım mı? Bir şimdi arayalım mı onu? En azından bize bir nokta verir. Burada bayağı bir şeyler olmuş ya. Sana. Ne diyor? Kim geldi diyor. Kim geldi mi diyor. Ta oradan burası gözüküyor mu ya? Oğlum, tavukların sesi bile geliyor. Hı. Burada geç bir şey yaptığımız yok da. Hı? Evet, sen de yani siyah giyinlisin ya. Hiç fark edilmezsin. Burada bir şeyler olmuş. Şuna. Evet, şimdi bir şeyi arayalım. Bizim Yusuf abiyi arayalım. Şunları şu aletleri bir yere koyalım. Arkadaşlar, kötü bir haberim var size. Daha önce temizlemiş olduğumuz, açmış olduğumuz yerlerin hepsi boşuna uğraştık yani. Yanlış yönlendirildik ondan dolayı. Yanlış işler yaptık. Boşu boşuna zaman harcadık. Biz yapmadık. Biz yapmadık da yani öyle tarif ettiler. Biz de öyle yaptık. Şu an biz bize söyleneni doğru şekilde aslında yaptık. Evet, biz yaptık da sonuçta yanlış iş yapılmış yani burada. Az önce bir aramak istedik Yusuf abi, ulaşamadık. Kendisi görür şimdi herhalde, büyük ihtimalle bizi arar. Ben de onu bekliyorum.
Onun bir arkadaşı var, elinde harita var. Açıklayayım size konuyu. Harita var. Bu bölgelerin haritaları var. Koordinatlarına kadar hepsi var. O onunla beraber diyalogta o hani ondan aldığı bilgileri de bize söylüyor. Arada artık bir karışıklık olmuş. Artık o mu yanlış söyledi, biz mi yanlış anladık? Sonuç olarak boşuna emek ettik burada. Oraya geldik. İşte tekrar buralardayız inşallah. Arkadaşlar bakacağız şimdi. Tam arkadaş da yanındaymış Yusuf abinin. İkisi beraber bizi bir doğru yönlendirme yaparlarsa bugün inşallah bir şeyleri hani bir şey olur inşallah. Bir yerin bir ses geldi ama neydi çat diye böyle. Neyse. Yani bir şey yaptığımız yok. Sonuçta burada oturuyoruz. Doğa videosu çekiyoruz deriz. Sıkıntı İçki yok ama. Kadar yüksel abi. Sıkıntı da şu an hani bir işlem yaptığımız yok. Sadece ormandayız, doğadayız yani öyle. Bizim bir yaptığımız herhangi bir yanlış bir durum yok zaten. Özellikle yanımıza da hani böyle bir kazıcı bir şey, herhangi bir şey almıyoruz ki yanlış anlaşılma olmasın diye. Ama yukarıdan bu zirvedeyiz şu an biz arkadaşlar. Burası bir zirve, bayağı bir dik burası. Yukarıdan da yol var inen. Alttan araba yolu geçiyor. Altta bir dere var, nehir var. Çevir. Bak o beyaz eve baksın, neredeyse aynı hizadayız o evde. Bak şu eve bakın. O da çok zirve. Ortası boş. Evet evet. Ortası vadi zaten bunun. Bak o evlere bakın, aynı hizadayız. Burası da zirve. Zirveye nereden baksan 50 metre zirve sayılır. Karşı dağdan hesap etsinler. Evet evet. Işte. Evet. Bunun altı vadi şeyin aşağısında evet. Dere var. Zaten iki vadinin şeyde o tepenin birleştiği yerde. Şeyi de söyle de. Yusuf abi, aklına gelen bir şey varsa bana sormana gerek yok. Video demişti ya. Ha. Şimdi video çekmeyin dedi bize Yusuf abi. Şimdi arayacak bizi bu koordinat koordinat davasında yer belirtme konusunda. Kesinlikle video çekmeyin dedi burada. Ben tamam dedim ona. Ama bir şekilde ben çekeceğim yine videoyu. Bir şekilde ben onun gönlünü yine alırım, iznini alırım. Ona göre yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arar herhalde beni. Senin telefonundan şey yapalım, görüşelim ki hani kayıt durmasın. Niye o telefonundan aradınız falan derse? Bir şey olmaz. O açar, sıkıntı değil. Anlamasın da yani videoyu. Yok yok. Videoyu anlamaz. Ben şey yapmam onu. Ya o konularda çok titiz ya. Bir başımıza bir şeyler geldi ya. Ondan sonra bayağı bir titiz davranıyor bu konularla alakalı da. Arkadaşlar şöyle göstereyim buraları size tekrar. Bunun yukarısı şöyle tam zirve. Bak şöyle. Oradaki sesler bile buraya geliyor. Yani çok ıssız olduğu için en ufak bir konuşmayı duyabiliyorsun. Bizim konuşmamız da büyük bir ihtimal herkes duyabilir. Su aldık, su da bitti ya. Bayağı uğraştık buralarda arkadaşlar. Yani benim tahminimce hani bana söylediği şey arıyor. Şey. Şu arıyor, bunu kapatalım. Sen ara telefonunda. Tamam. Tamam, ara sen onu. Ben de kalkayım şöyle. Görüntüler istiyorsa. Hani ben videoyu çektiğimi anlamasın diye gayret edeceğim ama duruma göre artık. Açmıyor. Senin telefonunu bilmiyor herhalde. Dedi ki benim için ara. Alo, selamünaleyküm. Benim için ara dedi de. Yusuf abi, görüntülü arıyorum seni. Açmıyorsun. Benim için ara dedi de. Tamam. Dedi ki benim için ara dedi de. Tamam. Ha, o bir şey yapmıyor ya. Zararsız. Ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ne yok Yusuf abi.
Nasılsın, iyi misin? Sesim gelmiyor iyi ya. Nasılsın, iyi misin diyorum, dağdayız ya. Aa, iyi. Şimdi iyiyiz, iyiyiz de şöyle yapalım. Biz dağdayız. Burada telefon pek böyle iyi çekmiyor. Çektiği kadarıyla hani ben bağlantı bayağı kötü ya. Buradan ya, vadideyiz de dağdayız ya. Normaldir böyle. Bağlantı zayıf diyor. Ha, şu an görüyor musun beni? Ses geliyor mu? Ha, geliyor geliyor. Geliyor. Yine zayıf. Alo. Aslında şey kalite o kadar. Efendim. Heh. Şu an nasıl? Evet, görüyorum. Heh, tamam. Şimdi Yusuf abi bak, bizim olduğumuz bölgeyi görüyor musun? Bak nasıl bir yerdeyiz. Sen bunu al, çekiyor. Devam et, devam et. Heh. Şu an bağlantının kötü olduğundan dolayı konuşamıyoruz ama sen bu bölgeleri görüyorsan, bak bu bölgelerdeyiz, tamam mı? Sen bize yanlış yeri söyledin. Şuraları söyledin, yukarıları. Yukarıları biz oralara baktık ama biz yukarı baktık ama oralarda sen yanlış dedin. Oralar değil dedin. Burası nasıl bir bölge? Haritada nasıl gösteriyor? Söyler misin bize orada? Hani bölgeyi. Yanlış bir yerde miyiz? Onun için soruyorum. Bağlantı çok zayıf ya. Ne oldu? Şöyle bakayım da şey değil herhalde, değil mi? Bundan. Ondan. Bundan mı? Nasıl ondan? Alo. Duyuyor musun? Bağlantı çok berbat ya. Bizde mi, bak bakayım bağlantı? Bağlantı normalde 2-3 çekiyor burada. Alo. Normal arayalım ya. Normal arayalım, tarif etsin. Normal arayalım. Sesini dışa verelim. Normal ara. Buradan. Bas hoparlörü. Alo. Çalıyor. Bağlantı öyle bir şey ki ya, öyle bir yer ki bağlantı yok ya. Alo. Ha, şimdi ben sesini dışarı vereceğim. Görüntülü görüşemiyoruz çünkü şey bağlantı yok ya. Bu şekilde yapalım. Dur ben sana dışarı vereyim sesini. Ha, şu an sesini dışarı verdim. Şimdi sen az önce gördün ya bu bölgeyi. O haritanın üstünde baktığın zaman bölgede nasıl bir, yani bu haritada nasıl bir bölge olarak gözüküyor? Biz yanlış bir yerde miyiz? Onun için soruyorum. Orada haritada bu bölgede ne var? Orada ne gösteriyor? Yanlış bir bölgede miyiz? Onun için arıyorum. Yanlış bölgede değilsiniz ama biraz aramanız gerekiyor. İşte arıyoruz da şimdi bu bölgede, hani orada haritada nasıl? Biz mesela bir zirve gibi bir yerdeyiz, tamam mı? Bu o haritaya da bak da hani orada da... Bir dakika ben haritaya bakayım, ben tarif edeyim. Orada mı siz, burada mı siz diye. Tamam. Aynı yerde miyiz, tamam. Diye önce bir onu bulalım. Tamam. Önce bir onu bulalım ki boşu boşuna uğraşmayalım. Zaten tamam, uğraşacağımız kadar uğraştık tarif zaten. Tarif edeyim haritada. Siz nerede olduğunuzu söyleyin, ona göre hareket ederim. Tamam. Ne var mesela etrafımızda? Orada ne gösteriyor? Onları ben bana bir söyle. Evet. Ben şimdi bir haritaya bakayım. Bir dakika. Böyle olması daha iyi. En azından çektiğimiz anlamaz. Şimdi orada böyle bir zirve var mı yani? Ben seni. Burası zaten her tarafı zirve gibi, biz de zirvedeyiz zaten. Etrafı burası. O ben dediğim zirvenin altında ırmak geçiyor. Tamam yani. Dere var, evet. Evet, aşağıda. Tamam, istikamet doğru yerdesiniz yani. Tamam, peki o derenin, mesela o dereyi hize aldığın zaman derenin yukarısına çıkmak için orada bir işaret, herhangi bir şey var mı? Hani onu hizalayalım diye. Veya dere var da derenin neresinden yukarı mesela çıkılması gerekiyor? Zivre'ye mi? He. Şimdi o dere biraz gidince ikiye ayrılıyor. Tamam. Dere. Tamam, aşağıda, evet. Evet. Aşağıda bayağı bir kayayı söyleyelim ikiye mi? İkiye ayrılıyor. İkiye
ayrıldığı yerden sağa giden tarafa çıkacaksınız o yolda yukarı. Tamam zaten gidiş yolundan sağdayız zaten şu an. Gidiş yolundan sağda. Nasıl denk geldi ya? Ben bu da haritadan izliyorum ha. Gerçekten yani. Öteki tarafta çünkü yerleşime çok yakın öteki taraf. Bu yerleşimin tam karşısı. Şimdi şöyle bir şey var. Orada bir hani bir yerleşim alanı var mı? Terk edilmiş yer olarak. Var var. Tam karşımızda işte. Hemen çaprazımızda kalıyor. Yerleşim alanı var. Tamam. Ya çoğunda orada, kalınmıyor da çoğunda orada, da kalınmıyor. Birkaç tanesinde kalınıyor. O bölgede Ermeni çok varmış. Orada kalırken. Şimdi orada tahminim yani haritada da görüyorum. Orada bir kısmı terk etmiş. 3-5 belki 10 hane var diye yani. Evet evet. Var diye tahmin ediyorum. Evet evet o kadar doğru zaten. Mi? Evet evet. Çoğu evler boş gözüküyor buradan. Gitmedim oraya ben ama. Boştum. Bir de oradan sonra o yerleşim yerinden orada Ermeni kalıyordu biliyorsun herhalde. Evet evet. Yani orada Ermeni de kalıyordu eskiden. Haritada da öyle mi gösteriyor yani? Haritadan bakıyorum oradan not alınmış. Tamam. Öyle işaret koyulmuş yani Ermeni o ben anlattıklarım hep oradan bakıp anlatayım ben. Tamam. Orada ilk kez haritadan görüyorum orasını. Anladım anladım. Tamam mı? Ama doğru yerdesiniz. Tamam. O terk edilmiş yerleşim diyorum ya. Evet evet. Onun çok ilerisinde yani bayağı ilerisinde orada yeniden bir yerleşim var şimdi. Doğru mu? İşte evet içinde birkaç hane var kalıyorlar sonuçta da hepsi herhalde. O ayrı terk edilmişin dışında. Terk edilmişin dışında bizim derenin gidiş yönünü düşün. Ta belki de nereden baksan 1 kilometre aşağıda bir köy var. Onu diyorum. İşte demek bu ne var? Tamam. Evet. Bir de o sağdan gideceksin dedim ya oradan çıkarken o ileride bir şey var, taş var, taş yığıntısı var. Tamam, taş yığıntısı aşağıda kaldı. Aşağıda kaldı. Evet. Peki orada bir böyle yaşlanmış böyle bir dalları dökülmüş büyük bir kalın bir ağaç var mı? Burada 2 tane mi 3 tane mi öyle bir ağaç var. Tamam, üstünü de kesmişler. Bir tanesinin kurumuş. Hatta ötekilere de baktık. Bir tanesi kurumuş ama yaşlı yani. Hani üstü kesilmiş, kırılmış, tekrar kökünden büyüyen filizler bile eskimiş. Yani öyle ağaçlar var. Tamam. Peki kesilen ağaçlardan böyle çok kalın var mı yani? Var var. Belli olan. Var var belli olan işte 2-3 tane var dedim ya. Bir tanesi zamanında belli ki hani çok yaşlanmış, kırılmış, üstünden kökünden filizler çıkmış, filizler de kurumuş. Çok eskilenmiş yani. Evet. Şimdi bu niye öyle niye diyorsun? Şimdi burada yaşlı ağaçlara hani tamam onu ben biliyorum iz olarak hani işaret olarak koyuyorlar ediyorlar ama burada öyle hani taş olarak sabit bir kaya olarak bir şey bulamadım. Aşağıdaki o dediğin derenin içindeki o kaya vardı ya sabit bir kaya. Onun evet. Yukarısına çıktığımız zaman tam o hizada zaten büyük bir tane yaşlı ağaç var. Ötekiler sağına soluna kalıyor. Bunun hizasına kalmıyor zaten. Peki zirveye çıktınız mı? Tabii tabii çıktık. Yukarıdan indik zaten aşağı. Ya yukarıdan bakınca böyle güzel bakınca bazı şeyleri çözersiz diye tahmin ediyorum. Zaten işte ben sen şey yapmadan önce ben aşağılara bir baktım böyle dere var. Derenin oradaki taşı görmemiştim de sen dedikten sonra bize şey yaptıktan sonra araştırdık baktık. Tam ayrımda bir tane büyük bir kaya var. Bizim indiğimiz yer de tam onun hemen hizasına kalıyor zaten. Patika yol. Ha, tamam. Bir tane de burada eskiden çok eskiden artık ne zaman yapılmış bilmiyorum bayağı bir aradan geçen bir patika yol var. Tam patika yolun üstüne kalıyor zaten bu. Tamam. Şimdi orada hani şey olarak haritada ne gösteriyor burada? Yani ne var burada yani? Öyle bir şey belli mi? Şimdi orada haritada ne gösteriyor? Şimdi orada biraz malzeme var yani. Şimdi benim tahminimce burada nasıl biliyor musun? Daha önce gittiğim yerlere mesela dayanaraktan. Burada şimdi, ufak böyle bir mahzen gibi bir şey düşünüyorum ben, tamam mı? Evet. Büyük bir ihtimal onun bir hediyesi belki vardır. Tamam, varsa da alınmamışsa tamam, da. Tamam var. Orada haritada silinmiş ama orada yeri belli yani. Olabilir, doğrudur. Peki o haritayı nereden buldunuz? Yani harita acaba? Haritayı nerede buldum? Harita geçmişe bağlı bir şey ama sonuçta elime geldi yani. Yani bu şey mi? Hani çakma makma yalandan harita ya, olmasın. Onu demek istiyorum. Ben bu şimdi bak. Ben onu oraları bilmiyorum bak. Siz telefon ettiniz. Haritaya bakarak ben yönlendiriyorum sizi. O bölgeye ait olduğu haritadır bu.
Doğruysa ben diyorum bu var mı var diyorsun, o var mı var diyorsun. Demek doğrudur yani, o harita oya aittir yani. Yani haritayı senin bir güvendiğin birisi mi verdi, sen mi buldun? Hani ben emin olmak için diyorum, boşuna uğraşmayalım diye diyorum yani. Çünkü biliyorsun ha, çok sahte mahte var ya. Hayır şimdi, sahte bir harita olsa o bölgeleri ben sana söyleyemem. Tamam mı? İlla ki bir değişim olur, hiç tanınmaz, ben anlatamam ama bu öyle değil. Bu çok zaman geçmiş bir harita yani. Bu çok eskiden o zamanın insanlarına ait oradan kalan bir hat şeydir. Peki benim elime geçti yani. Anladım. Peki bu haritanın üstünde baksana. Evet. Sakin ben bu konuştuklarımı herhangi bir bilgileri bu harita olduğunu böyle bir kayıt mayıt almıyorsunuz herhalde. Yok. Kayıt yapmıyoruz. Zaten şu an senle konuşuyoruz da tamam. Şey diyeceğim, bu haritanın üzerinde harf olarak veya işte rakam olarak, yazı olarak, yani ibare olarak böyle Ermenice yazıları var mı, yoksa sadece işaret mi, Türkçe mi yazıyor, nasıl bir şey? Şimdi Ermeni haritasında Ermeni yazar. Özellikle sordum, biliyor musun hani onu? Haritayı çözmek için orada bazı işaretler var. Ben o işaretlere bakaraktan size şey yapıyorum. Anladım. Tamam. Anladım. Ben zaten sana hani geçtiğimiz günlerde böyle bir burasının koordinatlarını attım ya, hani konum bilgisini attım. Konumdan da sen baktığın zaman hemen hemen aynı yerdeyiz şu an biz. Tamam. Sen evet, anlatıyorsun, sen haritaya baktın. Ben de tahmin ediyorum ki oradasın, o bölgedesin diye yani. Sen dediğin tahmin, yani konuştuklarına çok uyuyor burası, tamam mı? Hemen o dediğin yerin yukarısında zaten o yaşlı ağaç. Bir tane bu var zaten yaşlı ağaç. Ötekilerin hepsi evet, küçük evet, filiz. Evet. İki tane daha var ama onlar bunun kadar yaşlı değil. En yaşlısı bu. Kırılmış, üstünden ya, büyümüş. Oralarda haritaya bakarak biraz daha böyle küçük bir orman görünüyor ama o zamandan şimdiye kadar döküldü, kırıldı. Kalanlar, en dayanıklı ağaçlar onlarmış demek yani. Evet, yani evet. Onlar kalmış yani. Ötekiler gitmiş. Asırların şeyi o yani. Taş bile aşınır gider yani. Evet, doğru. Şimdi Mahmut kardeşimiz var. Videolardan da tanırsın. Hatta az önce seninle konuştu. Ha, Mahmut'u ben tanımıştım ya. Senle yani, özel konuştuğum yok ama yani evet. Öyle bir tahmin ediyorum yani, hayalini falan. Evet, videolarda da var. Sen ona bakarsan zaten görürsün. Tamam, sen gelirsen bir yere gideceğiz beraber. Onu da alacağız. O zaman daha yakından böyle şey yaparız, tanışırız, konuşuruz. O zaman onu siz madem oradasınız, gezin tozun doğru yerdesiniz, en azından bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bir ara çözülür onlar ya, bir şey yok yani. Tamam, şimdi biz bir bakalım da buralara. Yine bir şey olursa ben seni ararım, rahatsız ederim, tamam mı? Şöyle bir o yaşlı ağaçların oralara falan bir kontrol edelim. Elimizde tamam, bir şey yok gerçi de yani. Öyle yüzeysel bakalım yani. Zaten bir bu kalmadı mı? Ötekilere tamam, baktık zaten. Ötekilere imanımız gevredi be. Tehlikeli gösteriyor yani. Tehlike zaten, tehlike aşağısı zaten tehlike. Aşağıdan zaten bayağı bir tehlike de. İnşallah buradan hani yolda ya, yol yapmışlar bir tane aşağıdan. Araba yolu, devamlı millet geliyor gidiyor. Şimdi yanlış anlaşılma olacak diye yani, burada da millete laf anlatamazsın. Burası öyle bir yer ki yani, mutlaka başkaları da gelip gidiyordur buralara ya. Anlıyorum. Neyse, görüşürüz. Ben tekrar rahatsız ederim olmazsa seni. Tamam, abi. Allah yardımcınız olsun. Dikkatli olun. Nasıl? İyi, hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Evet, şimdi bu tamamdır. Yer olarak doğru olduğunu anladık. Zaten ötekilerden de deneme yanılma da yaptık çok. Dediğim gibi. Evet, şimdi. İki kök kaldı. Şimdi. Bak gösterdim ben videoda. Şu iki tane şurada kesik var. Ha, o yıkılmış, üstünü kesmişler. İki tane o var, bir de diğer yanında var. Ha. Bunların olma ihtimalini ben düşünmüyorum. Yok, orada orası yan yana zaten. Onun çaprazına kalıyor dediği taşın. Patikanın da çok üstüne kalıyor. Patika çok... bize buraya yakın, daha yakın. Hmm. Dediği taş aşağıda kalıyor. Hmm. Şey yapsana, hazır video hala kayıt zamanımız varken. Şu aşağıdan olmazsa şu hemen patikanın dibindeki ağaç var ya, onun etrafını şöyle bir elindeki o makine o şeyle bir tara da, bir şey var mı? Ondan sonra diğer şeylere de bakalım. Yüzeysel zaten, yüzeysel ne çektiyse belki dışarıda, hani burada çünkü bayır olduğu için devamlı toprak aşağı indiği için üstü açılmış olabilir. Veya ne bileyim üstte toprak gelmemiş olabilir. Çok derinleri zaten bulma imkanımız yok. Aşağıda bir tane beyaz bir araba duruyor ama
Çok aşağıda. Bak bu ne ya. Tamam. Köklerine yakın yap. Üstü zaten şey olmuş. Patikanın hemen üstünde de değil mi? Patikanın hemen üstünde. İşte patikanın... Bak taş aşağıda, bak şu hizada kalıyor taş. Tam şu hizada kalıyor. Tam şöyle kalıyor. Şu hizadan çıktığın zaman bak burayı bayağı bir açtık. Şöyle şöyle açtık. Bak görüyorsun zaten tertemiz olmuş. Yukarıdakilere baktık. En üsttekilere baktık. Bir şunlar var. Ama o patika nerede kalıyor? Onlar o, nerede kalıyor? O patika çok bu tersine kalıyor. Bu patikanın aşağısında kalıyor. O da patikanın aşağısında kalıyor. Ha, bu da aşağıda kalıyor. Şu. Evet evet. Şu bak o var. Şu var. Patikanın üstüne kalan şu iki tane yukarıda var. Onların büyüklüğüyle hiç tartışmıyor. Yok o yeni ya. O ağaçlar yeni ha. Yani bir şuna bakalım. Bak şuna bakalım. Ona bakalım. Şunlara baktık zaten. Bak şuralara boşuna uğraştık ya yukarıda. Vallahi yere git. Vallahi yoruldum. Yüksel ağzına. Oğlum sabahtan beri buradayız ya. Şunu da kontrol edelim. Şunlara da bak, buna bakalım, ona bakalım, ona bakalım. Yüzeysel öyle bir gidelim. Sesler de geliyor bu arada aşağıdan, yukarıdan, ha bir yerlerden. Yanımıza inerler. Bazen pikniğe mikniğe geliyor herhalde bazıları. Neyse. Şunu bir kontrol et. Bundan sonra şuna geçelim. Şey var mı ya? Orak bir şey vereyim sana. Yazıcı yazıcı. Sizin kestiğiniz şey vardı ya. Dur. Dur bakayım şöyle. Hani oraları bir şey telefon hareket ettirebilirsin. Şuraları temizledim. Bu ağaç var ya, zamanında büyümüş, kırılmış, alt filizinden üstüne filiz vermiş, filizleri de artık yaşlanmış, artık kurumuş. Şöyle açalım şuraları da. Burayı ara. Ya bu arasan ne olur sonuçta, bu elinle hani derin çekmez, bir şey yapmaz da en azından metal bir şey olursa. Burada... Ağacın haline bakın ya. Bu sonradan büyüyen filizleri bak. Yeteri bak. Arkası gözüküyor. Bak. Bak değişik bir ağaç. Böyle ağaç burada başka yok. Bak. Şimdi. Bir saniye. Her tarafı şöyle temizlediğin yerler hepsini bir ara. Dolaş. Diplerine doğru sok. Çünkü üstü açılmış ya. Geriye doğru açıldığı için altta kalmış gibi duruyor. Şu deliklerin içi mesela. Bak burada ne biçim delik var. İçine hani elini soksan elin girer. Her tarafa. Sanki burada koyun sürüsü geliyormuş gibi sesler çıkıyor ama sen yine de biraz acele et de. Öyle iyice iyice her tarafı santim santim ara da. Bir bu böyle. Burada ağaç bir tane bu var çünkü. Ötekilere bunda bir şey yoksa ötekilere de bakarız. Ben bugün hiçbir şey yapamam. Başka zamanı zaten diken üstündeyiz. Espriyi gördün mü? Diken üstü. Diken üstü. Şöyle şey yap. Şuraları, şuralara bak.
Bir şeye tutsana, onun metaline tutsana. Gerçi bu metala çalar mı bilmiyorum da. Ha, çalıyor, tamam. Çalışıyor, tamam. Ağacın kendi gövdesine de tut istiyorsan. Öyle olur. Bir şey olsa, herhangi bir şey görebilsek, bir şey duyabilsek. Böyle bir şey duyabilsek makineyle geliriz daha şey yani. Şimdi gerçekten de bir şey buluyormuşuz, söylüyormuşuz ona bulduk diye bize inanmaz ha. Size mi denk geldiler? Bak bak. He? Bu ne ya? Gazoz kapağı mı? Buldum. Buldun mu? Gazoz kapağı. Deliklerin içine sok. Nasıl olmuş ya, baksana birbirinden birleşmiş. Arkası gözüküyor. Şurada delik var bir tane. Şurada. Bak şunu çekeyim şöyle biraz. Yok bir şey yok. Şuraların yanlarına bak. Buralara yok, oralara bakma. Şuralara bakabilirsin. Buralara bak. Böyle. Ne koydun altına? Bir şey mi koydun? Vallahi elim sürmedi. Dalga mı geçiyorsun? Gerçek mi ya? Gazoz kapağını ne yaptın? Attım. E tamam. Vallahi attım bak. Attım. Bak bakayım. Ne kadar çekiyor? Bak, buralarda bir şey yok. Ha, orada bir şey var ne böyle. Tamam, ses yapma. Çok ses çıkıyor, ses yapma. Tamam, bırak. Bunu işaretleyelim burayı. Tamam mı? Aşağıdan birisi geliyor galiba ya. Buraya o malcılar var ya, çobanlar. Dur bak, motor sesi geliyor. Hı? Motor sesi geliyor. Sen kapat şunu. Kapat kapat. Şunu şey yapalım. Şuraya bir, zaten belli bunun şu şeyi. Şunu kapatalım mı? Yani kapat böyle, yine şey yap. Açtığımız yok zaten. Öyle dursun. Ne neresiyse. Böyle. Tamam mı? Bir çıkalım yukarı, adamlar geliyor şuraya. Şey nerede, ötekisi nerede? Ha, şu ötekisi yukarıda şurada. Bir kapatalım. Ses. Duyuyor musun? Ağaç kesiyorlar. Ha, buna. Evet. Buraya geliyorlar herhalde. Patikadan gelebilirler buraya. Arkadaşlar. Neyse. Kapatalım da. Yorgunluktan öldük zaten. Hı-hı. Belki de bir şey yoktur. Belki de bir şey parçasıdır. Ya. Boşuna uğraşmayayım. Zaten yorulduk. Kalbim biraz ıslah diyor. Kalbin ıslah diyor. Arkadaşlar görüşürüz. Bakacağız bir dahaki sefere. Bakacağız hani gazoz kapağı çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor. Belki odur boşu boşuna. Zaten yorgunuz. Şunlara şu burası biraz tenhalatsın ki herkes şu an burada gibi gözüküyor. Aşağıdan sürü koyun sürüsü var. Onun çobanları var. Çobanlar biliyorsunuz her tarafa gidiyorlar. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Burası biraz mimli bir yer. Burada kalan insanlar da biraz tuhaf. Yabancılara böyle değişik bakıyorlar. Kapatalım şimdilik. Bir daha geldiğimiz zaman tekrar burada hani bir şey var mı yok mu bakarken çekeceğiz videoyu. O zaman biraz daha sakin olur burası. Görüşmek üzere diyorum. Ne varsa burada beraber inşallah göreceğiz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.